Mezopotamya uygarlığı döneminde 250 farklı bitki ilaç yapımı için kullanılmış hocam. Çoğu bugün hala farmakolojide kullanılan ilaçlar. Örneğin adam otu, kekik, meşe mazısı, nar kabuğu ki bir de kitre. Evet, kitre. Sen nereden biliyorsun? Kitre, Anadolu'da yetişen Geven isimli dikenli bir bitkiden elde edilen bir tür uzamlıktır. Bu Osmanlı döneminde balla karıştırılıp böbrek tedavisinde sıklıkla kullanılmış. Günümüzde ise çoğunlukla Ebru sanatında kıvam arttırıcı bir ham madde olarak kullanılıyor. Bayağı derinlemesine biliyorsun Emre. İlgi alanınız falan mı yoksa Baran Bey? Fitoterapiye biraz ilgim var diyelim. Boş zamanlarımda bitkilerle ilgili kitaplar okumayı severim. Bu yönünü hiç bilmiyordum. Şimdi cevabımı aldım. Neyin cevabı hocam? Neden yurt dışına gitmek yerine evlendiğinin cevabını. Aşk. Belli ki aşk ağır basmış. Aşk görülemez derler. Ama hissedilir. Şöyle bakıyorum da sizin her halinizden belli. Düğün ne zaman? Yani düğün yaparsınız herhalde. Zümrüt, sen bilmiyor muydun? Ha. Biliyordum. Düğün pilavı benden o zaman. Bol kuzu etli böyle var ya, kazan kazan yapacağım, bütün mahalleye dağıtacağım. Neyse. Ben zaten eve geç kaldım. Dükkanı sen kapatırsın. İyi akşamlar. Vay vay efendi. Sen ne saman altından sular yürütmüşsün de bizim haberimiz olmamış. Bir o tarafa oynamışsın, bir bu tarafa. Helal. Ne oynaması be? Ne diyorsun sen? Sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Lan dur! Sen yakacağını yaktın zaten. Bari kızın canını yakma. Burada söz konusu Zümrüt. Onun acı çekmemesi için elimden ne geliyorsa, bak, elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Bence sen de öyle yapsan iyi olur. Bak çocuğun olacak. Zümrüt'ü bu kargaşanın içine sokma. Yoksa seni fena üzerim.
Yemekler harikaydı. Tekrar ellerinize sağlık Azade Hanım. Afiyet olsun. Mardin'inizin yemeklerini sevdiniz inşallah. Bayıldım. Zaten kısa bir süre Mardin'de bulunmuştum. Hatta o dönemde Dilan benim yerime derslere girmişti. Öğrenciliği kadar hocalığı da fevkaladedir Dilan'ın. Yok hocam, o kadar da değil. Yo yo. Hatta okulda kalıp benim aslanım olması için çok ısrar ettim ama o yurt dışını tercih etti. Hoş. Gitmedi ama. Ama iyi ki de gitmemiş. Sizi tanıdık. İnanın Baran Kudret amcanın iyileşme umudu olduğunu söyleyince çok sevindim. Hem kendi adıma hem de aile adına. Metin Bey, yıllardır öyle büyük acılar yaşandı ki Kudret amcanın vurulması herkesi darmadağın etti. Ayten teyzenin de oğlu... Derya'cığım. Geçmiş gün. Konuşmayalım artık. Geldi, geçti. Şimdi biz artık bugünümüze bakalım. Değil mi doktor bey? Kudretim iyileşsin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. İnşallah. Elimden geleni yapacağım. Âlâ. Âlâ. Ay anne, bu Derya çok fena ha. Resmen kaostan besleniyor. Yine ne yaptı da tat kaçırdı? Doktor tam gelin hanımı övüyordu. Bir anda girdi araya. Kudret amcayı şöyle severim, böyle severim diye aldı sazı eline. Sonra da lafı vurulma meselesine getirmesin mi? Herkes kan davasından falan bahsedecek diye bir gerildi tabii. Neyse ki Azade Hanım araya girdi de konu kapandı. Bile isteği yapıyor. Dilan'ı zora sokacak ya. Vallahi anne, Derya ne yapacak edecek bu ikisini ayıracak. Azade Hanım da dünden razı zaten. Öyle, öyle. Yazık olacak çocuklara. Kız anne. Söyle. Belki Kudret Bey iyileştiğinde hanım Dilan'a iyi davranır ha? Ne dersin? Hiç zannetmem kızım. Kalbi öyle bir taş bağlamış ki Dilan'a karşı, çözebilene aşk olsun. Hadi şu pasta servislerini yap da laf işitmeyelim. Doktor bey, merakımı mazur görün ama ana yüreği işte. Bu yeni tedavinin bir yan tesiri olmaz değil mi? Açıkçası her tedavinin az da olsa riskleri vardır. Ama biz tedaviyi Kudret Bey'in durumunda gözeterek küçük dozlarla uygulamaya başladık. Tabii zamanla dozu da artıracağız ama önce bir durumunu gözetmemiz lazım. Bu konuda Dilan'a çok güveniyorum. Siz hiç merak etmeyin hocam. Ben gün gün izleyip notlar alıyorum Kudret amcanın durumuyla ilgili. Gördüğünüz gibi Kudret Bey emin ellerde. Ha Hasan, gel. Doktor Bey abin hakkında bize bilgi veriyor. Geç otur. Peki gelişme süreci nasıl olacak? Yani hemen ayağa kalkmasa bile konuşabilecek mi? Önce yanlış tedavinin bıraktığı hasarı düzeltmemiz lazım. Bu ne kadar zaman alır? Tedaviyle gevşeyen kaslarını güçlendireceğiz. Bu uzun ve meşakkatli bir süreç. Yani ne zaman konuşur abim? Ne zaman toparlar? Hep bir şey söyleyemem ama en erken 6 ay... bir yıl gibi bir süre.
Ne inmer yine senin ha? Yüzün bir karış. Bir şey yok yenge ya. Yüklük bir şey var senin, söyle bakayım. Yenge. Hı? Lütfen. İyi tamam. Hadi üstünü değiştir, sonra bir kahve içelim seninle. Dertleşelim şöyle güzelce. Tamam. Gel yengem, gel. Geçti, tamam, tamam. Tamam, uy. Al. Al, al. Düğün ne zaman? Yani düğün yaparsınız herhalde. O benim de çocuğum. İkiniz de benim sorumluluğumdasınız. Niye orada duruyor? Niye gelmiyor? Gidip bakacağım. Hayır. Dur. Kuşu yavaş yavaş ürkütmeden kafese sokacaksın. Kuş kafesten kaçtık atacak. Ne anlatıyorsun sen? Allah Allah. Kaçacak olsaydı sana da çocuğa da bakacağım demezdi. Niye gelmiyor o zaman? Çünkü hazır değil. Biraz zaman tanı. Bırak kendini hazır hissettiğinde gelsin. Yoksa bu oyunu kaybetmeye mahkumsun. Ben izninizi isteyeyim. Yarın önemli bir sınavım var. Tamam canım. Oğlumuz üniversite sınavına hazırlanıyor. Hangi bölümü düşünüyorsun? Tıp fakültesini istiyorum. Küçüklüğümden beri tek hedefim bu. İyi bir doktor olup babamı iyileştirmek. Küçükken ona bir söz vermiştim. Bir gün büyüyeceğim, iyi bir doktor olup seni ayağa kaldıracağım diye. Ona verdiğim bu sözü yerine getirmek istiyorum. Aslan torunum benim. Yaparsın sen. Hiç şüphem yok. Hangi okula yazacaksın peki? Var mı özel bir tercihin? Henüz düşünmedim. Ama İstanbul için istiyorum. Babama yakın olmak için. Bizim okulu da yaz o zaman. Tıp fakültesi çok iyidir. Hem Metin Hoca da derslere giriyor. Çok yardımcı olur sana. Bana olduğu gibi. Tabii ki. Cihan gibi başarılı bir öğrenciye kapılarımız sonuna kadar açık.
Teşekkürler. İyi geceler. Devriye, ben geldim. Niye ses vermiyorsun Cevriye? Bir hoş geldin demek de mi yok? Hoş geldin. Yemek koyayım istersen. Bırak şimdi yemeği, gel. Gel şöyle bir oturalım, konuşalım biraz. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Seni kaybedeceğim diye ödüm kopuyor Cevri. Düşünmesi bile öldürüyor. Ne olur anla beni be Cevri. Ben sensiz bir hayat düşünemiyorum. Nasıl yaşanır sensiz? Bilmiyorum. O yüzden de çocuk istemiyorsun, ha Cevdet? İnanmıyor musun bana? Sen çocuk istemiyor değilsin Cevdet. Sen vicdanını rahatlatmak istiyorsun. O nasıl laf Cevriye? Duydum ben Cevdet. Babamla konuşurken her şeyi duydum. Şurama bir yumru oturdu dedim. Çok heveslenmiştim. Kursağımda kaldı dedin. Hem de temelli kaldı dedin. Demedin mi Cevdet? Doğru dedim. Dedim ama eksik duymuşsun. Ben duymam gerekeni duydum Cevdet. Öyle çocuk istemiyorum demekle olmuyor. İçin için istiyorsun. Hakkın da. Sen ne dersen de Cevdet. Gün gelecek. Sana çocuk veremediğim için beni suçlayacaksın. Yok Cevdet. Çok ağır bu. Ben bunu kaldıramam. Bizim oralara has bir şerbet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Dilan, Baran Bey'le nasıl tanıştınız? Hiç anlatmadınız. At çiftliğindeydi. Değil mi? Dilan atları çok seviyormuş da çiftliğe onları görmeye gelmiş. Gerçi siz bizden daha iyi bilirsiniz Dilan'ın atlara merakını. Çok yakınsınız gördüğüm kadarıyla. Evet evet, bahsetmişti Dilan. Hatta bir at vardı çok sevdiği. Fırtına. Bizi bir araya o getirdi aslında. Yaşayamaz. Atım. Fırtına yaralanmıştı. Ayağı kırıktı. Acı çektiği için vurulması icap ediyordu. Ama o engel oldu.
Bugün eskisi gibi koşamıyor ama en azından yaşıyor. Senin sayende. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Zümrüt, kızım salep yaptım. Hadi gel de iç. Kader, Cezeri'yi de getirseydin misafirimize. Ağzımız tatlansın. Hemen getiriyorum hanım. Ben getiririm. Sen otur. Ruhumda var hizmetçilik. Gül getirir. Başım mı ağrıyor biraz hanım anne? İzninizle. Ben odama çekileyim. Kadere söyle sana bir ilaç versin. Yok. Uyursam geçer. Yoruldum biraz. Peki madem. İyi geceler herkese. Ben de çıkıp bir kudrete bakayım. Hasan. Buyur ana. Sen de Kahya'ya bak. Bir mesele vardı, halletmiş mi? Peki ana. Ne meselesi bu? Babanın iyileşmesinden dolayı memleketten şöyle görkemli, heybetli bir at istemiştim. Kahya onu araştırıyor, onunla ilgili. İyi düşünmüşsün. Sağ ol oğlum. Müsaadenizle doktor bey. Tabii, müsaade istedim. Haydi. Aç istersen. Deminden biri çalıyor. Belki kaçan doktorla ilgilidir. Söyle Kerem.
Adilan, fırsat bulamadım sormaya. Sana bir şey danışmam lazım. Esra'ya bir kolye sipariş ettim de doğum günü için. Kadın gözüyle de bir fikrini alayım dedim senin. Tabii ki. Neyse Kerem, sonra konuşuruz. Bence muhteşem kolye. Bayıldım. Konu ne? Hiç. Bir şey gösterdi Metin Hoca. Önemli bir şey değil. Seviyorum güzel karım. Bilmeden kırdıysam affet beni, olur mu? Her şey için tekrar çok teşekkürler. Ne demek hocam, yine bekleriz. Baran Bey. Azade Hanım'a da tekrar çok teşekkürlerimi iletin lütfen. İyi geceler. Benden bir şey ister misiniz Baran Bey'im? Yatmadan bir kahve yapayım. İçer misiniz şöyle karşılıklı karı koca? Yok, biz yatacağız. Peki, iyi geceler o zaman. Kader abla bekle. Söyle kızım. Ben bu akşam için çok teşekkür ederim. Yemekler, her şey çok güzeldi. Metin hocam da çok beğendi. Tekrardan ellerine sağlık. Makbule geçtiyse ne mutlu bana. Geçmez mi? Hele şerbetin. Çok beğenmiş. Az önce söyledi. Bu kadar sohbet yeter. Herkes yatağına. İyi geceler abla. İyi geceler kız. Daha giyinmemişsin. Bu adam niye bu kadar soru soruyor? Ne gibi? Senin yurt dışı meselen. Onu ne ilgilendiriyor? Hocam olduğu için olabilir mi? Hem sen niye belimi tuttun ki? Bizi mutlu bir aile olarak görsün istedim. Hocan ya. Ne gerek var mutlu aile gibi görünmemize? Biz mutlu değiliz ki.
Biz aile de değiliz. Ben rolümü de, görevimi de yerine getiriyorum zaten. Belimi tutmana gerek yoktu. Vardı! Çünkü herkesin senin Baran Karabey'in karısı olduğunu bilmesini istedim. Ne oluyor böyle? Ne bu öfke? Ne oluyor bana böyle? Ne yapıyorum? Delirmek üzereyim. Ben rolümü de, görevimi de yerine getiriyorum zaten. Belimi tutmana gerek yoktu. Vardı! Çünkü herkesin senin Baran Karabey'in karısı olduğunu bilmesini istedim. Günaydın babaanne. Günaydın babam. Günaydın oğlum. Nereye böyle? Babana bir sürprizim var. Hadi ya. Ne sürpriziymiş? At bakmaya gidiyoruz. Kudretime iyileşme hediyesi olarak at almaya karar verdim. Nereden çıktı şimdi bu babaanne? Nereden çıkacak oğlum? Baban atlara eskiden beri düşkündü. Hele bir atı vardı Cesur diye. Böyle bembeyaz, inci gibi parlardı. Şimdi bizimki ya ona benzerini bulmuş, ona bakmaya gidiyoruz. Olmaz. Ben izin vermiyorum. Sen ne diyorsun Cihan? Olmaz babaanne. Adamcağız iyileşir iyileşmez bir de attan mı düşsün? Oğlum, senin baban öyle güzel ata biner ki... en vahşi atı bile dize getirirdi. Sen merak etme. Yine de olmaz babaanne. Böyle tehlikeli işlere girmesine izin veremem. Onu bir daha kaybedemem. Oğlum, endişeni anlıyorum. Ama baban yıllardır tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Sevdiği her şeyden mahrumdu. E şimdi biraz olsun istediği şeyleri yapmaya hakkı yok mu? Bak, bir evlat olarak onu korumak istediğini çok iyi anlıyorum. Ama ben de bir ana olarak... şimdiye kadar mahrum olduğu şeyleri telafi etmesini istiyorum. Sen de beni anla yavrum. Gel bakayım buraya, gel, gel. Gel babaannesinin sarı kuzusuymuş bu, oy, oy. Bak, baban hele bir ayağa kalksın. Bu
bundan sonra saçının bir telinin zarar görmesine müsaade etmem. Sen gönlünü ferah tut kuzum benim, kuzum. Nereye böyle? Nikah işlemlerini başlatmaya. Dün ne konuştuk biz seninle Emine? Bir kere söz dinle ya. Bir kere söz dinle. Böyle emrivaki davranarak bir çuval inciri berbat edeceksin. Başka çarem yok. Ali'yi az daha kaybediyordum. Artık bekleyemem. Bu acelenle zaten bir anlamadım ki. Sence ne olabilir? Ne olabilir? Ben gerçekten hamile değilim. Ali bunu öğrenirse eğer benimle asla evlenmez. Hazır tava gelmişken bir an önce nikah kıymak istiyorum. Lütfen beni engelleme. Aptal bu kız ya. Tam bir aptal. Uf. Alo. Merhabalar Cevriye Hanım. Bugün ameliyat öncesi testler için doktorumuz sizi bekliyor. Sonra da yatışınızı yaparız. Uygun musunuz? Geliyorum, geliyorum. Hiç merak etmeyin. Ben hazırım. Görüşmek üzere. Sen istesen de istemesen de bu ameliyatı olacağım Cevdet. Küs müyüz hala? Niye küselim Cevdet? Çocuk muyuz? Gene o zaman. Ne bu suratın hali? Yorgunum Cevdet. Yorgunum. Anladın mı? Anladım. Tamam o zaman ben kaçıyorum. Önce bir toptancıya uğrayacağım sonra dükkana geçerim. Hadi görüşürüz. Cevdet! Ne oldu Cevriye? Niye öyle baktın? Hiç. Hiç öyle baktım. Hadi görüşürüz. Senin son görüşümdür Cevdet. O yüzden baktım. Günaydın. Günaydın. Kahve mi yapıyorsun? Evet. Sana da yapayım mı? Ay yok tatlım. Ben sabahları sadece yeşil çay içiyorum. Onu da hallettim zaten. Peki sen bilirsin. Bu arada hocan çok tatlı biriymiş. Öyledir. Kaç yaşında? Yani hoca olmak için biraz genç sanki.
tam bilmiyorum ama herhalde 35-40 falandır. Hmm. Gençmiş de. Yani. O değil de ben asıl neye şaşırdım biliyor musun? Ben hiçbir hocamla görüşmüyorum mesela. Ama sen ne güzel hala itibattasın. Hatta bayağı yakınsınız. Birbirinizin ne sevip sevmediğini bile biliyorsunuz. Bayağı seviyorsun herhalde. Evet. Metin Hoca çok başkadır. Onu tanıdığım için çok şanslıyım. Aslında ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ama Esra Hoca ve Metin Hoca yakında evlenecekler. Tanışmalarına da ben vesile oldum hocamların. Anlayacağın senin istediğin malzeme çıkmaz buradan. Yok canım, ne malzemesi? Neyse. Hadi ben odamdayım. Online yoga dersim var. Görüşürüz. Evet. Metin Hoca çok başkadır. Onu tanıdığım için çok şanslıyım. Söyle Kerem. Abi, yazlık evde Dilan Hanım'a saldıran adamı bulduk. Yazlığa giren adam olduğundan emin misiniz? Eminiz abi, o. Supi. Hemen konum atın bana. Geliyorum. Sakın elinizden kaçırmayın. Dilan'a saldıran o adam mı yakalanmış? Evet. Baran. Nesi var Baran'ın? Yazlığa giren hırsız yakalanmış. Onun için gitti. Buyurun. İstemez. İyi madem. Şu telefonu Ece, aç. Supi beni ele verdiyse biterim ben. Baran'ın da ailenin de gözünde tamamen biterim. Sen benim karımı nasıl korkutursun? Etme abi. He? Sen benim karımın canına nasıl kast edersin? Konuş! Ne cüretle? Yapma abi, kurban olayım, yapma. Tamam Baran, sakin. Öldüreceksin adamı.
Karıma yaptıklarının cezasını çekeceksin. Sana kim yardım etti? Söyle! Amacınız neydi? Senden önce biz de denedik ama konuşmadı. Ne konuşmadı? İstesem şu an şuracıkta öldürürüm seni. Kimsenin ruhu bile duymaz. Ama buna değmez. Adalete teslim et bunu. Cezasını adalet önünde versin. Çünkü herkesin senin Baran Karabey'in karısı olduğunu bilmesini istedim. Ne oldu Dilan? Canın mı sıkkın? Ben sadece neden böyle davrandığını anlayamıyorum. Baran Bey mi? Nasıl davranıyormuş ki? Şey, Metin Bey geldi gelin hanım. Tamam, geliyorum. Nasıl oğlumun durumu doktor bey? Tedavi olumlu mu gidiyor? Şimdilik bir şey söylemek için erken. Ama ben iyi gördüm Kudret Bey'i. Size gösterdiğim hareketleri sabah akşam yaptırın Kudret Bey'e. Zaten ben odaya da bıraktım bir dökümünü. Tamam hocam. Hiç merak etmeyin. Ben bizzat yaptırırım. Biz dediğiniz her şeyi yaparız. Başkasına bırakmayız. O zaman ben izninizi isteyeyim. Yarın yine uğrarım. Otursaydınız biraz daha. Çok geç kaldım.
Görüşmek üzere. Ben sizi geçireyim. Siparişleri getirdim. Sen niye zahmet ettin ki? Çırak yok muydu? Ya bir işim vardı da geçerken ben bırakayım dedim ya. İyi sağ ol. Ben şunları buzluğa koyayım. Ben götüreyim. Gerek yok. Ben götürürüm. Merhaba. Merhaba. Niye ayaklandın sen? Yatman gerekiyordu. Öyle de sıkıldım işte. Hem nikah işlemleri için kan falan vermemiz gerekiyormuş. Ben onları hallettim. Şimdi mi? Ama lokanta? Gidin gidin siz, gidin. Ben buraları hallederim. Sağ ol Zümrüt'cüğüm. Sen nasıl oldun bu arada, daha iyi misin? Daha iyiyim, sağ ol. Hadi gidelim o zaman. Aç şu telefonu Ece, aç. Nihayet. Neredesin kızım sen ya? Başım belada. Baran Supi'yi buldu. Merak etme sen. Halledildi o mesele. Nasıl halledildi? Ya konuşursa? Güven bana. Konuşmayacak. Tekrardan çok sağ olun hocam. Onca işinizin gücünüzün arasında bir de bize zaman ayırıyorsunuz. Ne demek Dilan? Görevim bu benim. Hem senin yerin bende ayrıdır biliyorsun. Çok sağ olun hocam. Ha bu arada Dilan, kolye geldi. Esra Hoca'ya aldınız kolyemi. Evet. Ne konuşuyor bunlar böyle ya? Hatta yanımda şu anda. Bence muhteşem kolye. Bayıldım. Konu ne? Hiç. Bu muhteşem hocam. Esra Hoca çok beğenecek. Sahi mi söylüyorsun? Ya inanamayacaksın ama... Bir not bile yazdım içine, böyle şiir gibi bir şey. Hocam, siz şiir mi yazdınız? Gerçekten mi? Evet. Esra'dan sonra bana bir şeyler oldu. İyi bir şeyler olmuş ama belli ki. Esra Hoca böyle romantik şeyleri çok sever.